O meydi, o şahsi, o hanımı kenardan gelen şahıs o güne salmayıp. Kenardan gelen şahıs onu izini yitirmek isteyipse o bilecek ki eğer bunun izi yerinde kalsa, bu yanıp küle dönmese onu pişirince bunu tanıyacak Allah ki kimin kızıdır ve kimle ünsiyette olup. Ona göre kenar şahıs onu öldürseydi maşına koyup aparıp bastırardı. Kenar şahıs kentten çıkartabilmeyip çıkartardı onu. Bu ne var kendin içindedir, ne var rayonun içindedir? Nermin Quliyevanı kənar şəxs qətlə yetirmək, onu kənar şəxs öldürsəydi çətdən kənarda bastırardı. Bu fikirləri Kanal 13-ün Hüquq İşığı verilişində çıxışı zaman hüquqşünas Zamal Bağırzadə bildirib. Qatil kəndin içində qohumlardan biri də ola bilər. Bəlkə də istintaq bunu bilir. Amma düşünürlər ki, bundan sonra istintaq işini geri qaytarmaq biabırçılıq olar. Ona görə də susurlar deyə o əlavə edib. O meydi, o şahsi, o hanımı kenardan gelen şahıs o güne salmayıp. Kenardan gelen şahıs onu izini yitirmek isteyipse o bilecek ki eğer bunun izi yerinde kalsa, bu yanıp küle dönmese onu pişirince bunu tanıyacak Allah ki kimin kızıdır ve kimle ünsiyette olup. Ona göre kenar şahıs onu öldürseydi maşına koyup aparıp bastırardı. Kenar şahıs kentten çıkartabilmeyip çıkartardı onu. Bu ne var kendin içindedir? Ne var rayonun içindedir? Hamı da bilir burada. Ne var oradadır? Kız kendi içinde, kenar kız şahs kıza yakınlaşanda, uzaktan yakınlaşanda kız kışkırır, bağırır, hayki kaldırır, mukavemet gösterir. Bu tanış bir adam olup, hele onların içindedir, kohumların içinde olabilir. Çünkü insan çiğ süt emip, indi istintak bilir belki, ihtimal edilir. Ama bundan sonra istintakın geri kayıtması gabırçılık olar. Burası siyasi irade lazımdır, Mehmet bir sözüm var. Sübutlar kifayet etmediği için beraat hükmü çıkarılsa o cinayet hiçbir zaman açılmıyor. Çünkü bu kadar sübutlar toplayıp toplayıp yalan doğru yalan doğru her iki taraf sübut olunmuyorsa diğer bir adama onun yakın kohumuna ümumiyyətlə mümkün değil. Düzüne sübutlarını sübut eləmək. Ama esas budur ki məhkəmə hakkın tarafında olsun bu şahsın günahı olup olmama arasında adalatlı bir hüküm çıkarsın. Beraat hükmü çıkarsın. Bu cinayet işinin kanunda yazılmıyor ki herhangi bir cinayet işi mütlak açılmalıdır ve bunun için kimse işkence verilmelidir. Kimse hükme boyuna koymuyor. Yok. Adalet mahkemesi onun içindir ki takdim olmuş şahsın günahlı olup olmamalı. Eğer mahkeme bilse ki bu işte diğer şahsların şubesi var, hususi karar çıkartıp göndersin başprokurluğa, onun arasında araştırma geçsin. Bu şahsın sübütü öyle ki şubeler çoktu.